Topkapı Sarayı'nda Osmanlı döneminde tüm padişahların, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün iki kez kullandığı Mecidiye Köşkü'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sultan Abdülmecit zamanında Sarkis Balyan tarafından saraya eklenen son padişah köşkü yeni yılın ilk aylarından itibaren ziyaretçileriyle buluşacak. Sultan Abdülmecit zamanında Topkapı Sarayı'nın avlusuna inşa edildi. Nice padişahı ağırladı. Saraya eklenen son yapı olma özelliği taşıyan tarihi Abdülmecit Köşkü ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm padişahlar burayı kullanmışlardır. Genellikle cülüs törenleri, bir de Ramazan ayının 15'inde yapılan destimal törenlerine geldikleri zaman burayı kullanmışlardır. Mecidiye Köşkü'ndeki restorasyon ve onarım çalışmaları 2 yıl sürdü. Dönemin mimarlarından Sarkis Balyan'ın imzasını taşıyan köşk, aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'na benzerliğiyle biliniyor. Osmanlı Hanedanlığı zamanında Fransa'dan satın alınan kaplumbağa kabuğu ve ahşap mobilyalarının da bulunduğu köşkte objelerin tamamı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı ekiplerce onarıldı. İçerisinde bulunan objeleri de kendi atölyelerimizde restorasyonlarını tamamlayarak belgelere ve tarihi fotoğraflara bakarak yine aynı yerine eserleri oturtarak hazırladık. Dış yüzeyinde taşı korumak amacıyla bir sıva vardı. O sıvayı kaldırdık ve içde ise yine tezyin olarak varak ve benzeri süslemeler vardı. Onların eksiklerini giderdik. Ahşaplardaki restorasyonları tamamladık. Mecidiye Köşkü'nde 2 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. 164 yıllık tarihi yapı 2023'ün ilk aylarından itibaren ziyarete açılacak. Topkapı Sarayı'nı ziyarete gelen herkes ek ücret ödemeden köşkü gezebilecek.